Dedim ki ya dünyada engelliye dair çözülebilecek çok fazla şey var. Değiştirebilecek çok fazla şey var. Toplumun engellilere bakış açısı, engellilerin eğitimi, engellilerin iş hayatına dahiliyeti. Ve siz bütün bunlar için bir şeyler yapıyorsunuz. Ama bunlar böyle yapılmaz. Yani bunlar böyle yapılır dedim. Sinan abi bir yerde durdurdu. Ya Kürşat, biz şu an elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Peki ya sen daha iyisini yapmak için sorumluluk almaya hazır mısın diye sordu. Benim yolculuğum böyle başladı. Bu görüp görmemekle de alakalı bir şey değil. Hepimizin hayat içerisinde, gündelik yaşantımızda dert edindiğimiz, bizi öfkelendiren sorunlarımız oluyordur. Ama burada aslında benim yaşadığım o yolculukta isyan etmeye devam edeceğiz yoksa evet, tamam, bu böyle. Şimdi bir sonraki adım ne? Bunu çözmek için ne yapacağız? Diye düşünüp o ikinci yolu mu tercih edeceğiz? Bugün o ikinci yol sayesinde WeWalk'u konuşuyoruz. Hayata geçirdiğimiz kapalı alanlarda navigasyon, sinemaları, sesli betimleme gibi birçok teknolojiyi konuşuyoruz. Çok zorlanıyoruz. Her gün zorlanıyoruz ve aslında çünkü her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Ama bunu zorluk gibi değil de bir öğrenme fırsatı, bir gelişim fırsatı olarak konumlandırıyoruz aslında. Biz gelecek nesilleri yetiştiriyoruz ve onlara rol model oluyoruz aslında. İnsan rol model aldığı kişiyi izliyor, ona özeniyor, onun gibi olmak istiyor. O yüzden biz çocuklara bilimle yaklaşıyoruz ki onlar da bize özensin, bilimi sevsin ve bilimle sorgulamayı öğrensin. Bu bizi asıl heyecanlandıran şey. Yani bunun için büyümek, bunun için para kazanmak istiyoruz. Bu samimi niyet değişmediği sürece geri kalan her şeyi deneye yanıla çok hızlı öğreniyoruz. TWiN sadece bir oyuncak ya da bir bilim seti değil. Aslında çocuklarda merak ve bilimsel bakış açısını geliştirmesini istediğimiz bir eğitim modeli. Nasıl bir model? Yunus Emre'nin güzel bir sözü var. İlim ilim etmektir, ilim kendin bilmektir diyor. Biz de TWiN'le birlikte kendi bilen, kendi teknolojisini geliştirebilen nesiller yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Şu anki çocuklar 20 yıl sonra 30 yaşında olacaklar. Yani bu problemlerle en çok temas eden nesil onlar olacak. O yüzden şu an bu çocukları eğitmek çok önemli. En büyük güçleri de hayal güçleri çocukların. İşte bu gücü bilimle birleştirdiğimizde dünyayı onlar iyileştirmeye başlayacaklar diye hayal ediyoruz. It's so real, I can feel it.